Merhaba, bugün Arda Yıldıran'la birlikteyiz. Görüntü yönetmeni kendisi. Biz Arda'yla uzun süredir ekipmanlarımızın testleriyle ilgili çalışıyoruz. Kendisinin fikirlerine de çok kıymet veriyoruz. Son zamanlarda da yaklaşık bir aydır GFX orta format sistemi anamorfik lenslerle deniyoruz. Bugün hem bu deneyimleri aktaracağız size, hem de Arda'nın anamorfik lenslerle ilgili, orta formatla ilgili bilgilerinden faydalanacağız. Selamlar Arda. Selam Arda. Abi bize önce bu anamorfik lenslerle sferik lenslerin arasındaki farklardan biraz bahsedebilir misin? Nerede kullanılıyor anamorfik lenslerde? Abi çok uzun zaman önce 50'lerde 60'larda icat edilmiş bir şey anamorfik lens. O da sinema sektörünün perdeyi daha geniş kullanma ihtiyacından dolayı çıkmış. Yani o zamanlar 4'e 3 biliyorsunuz hani bütün videolar film de 4'e 3 olduğu için. Yani Hollywood daha geniş kullanmak istiyor perdeyi. Daha geniş bir resim elde etmek istiyor. Ama tabii filmlerin boyutlarıyla önce oynayamadıkları için de bunu lensle yapıyorlar. Yani anamorfik lens aslında daha bizim şimdi widescreen dediğimiz sistemin ilk çıkışıyla, yani ilk çıkışı diyebiliriz. Ne yapıyor lens? Hani daha da yani 4'e 3 formatın içine daha geniş bir resim sıkıştırarak daha sonra da bunu o zamanlar şeyle yapıyorlar, hani post prodüksiyon süreci olmadığı için de projeksiyona da onu daha geniş mercekleyecek bir lens takarak daha geniş resim elde etmek için üretilmiş. Aslında sektörün daha geniş resim ihtiyacını karşılamak için çıkan bir lens tipi. Çok uzun sürede bu sefer bütün o genişlik inanılmaz hoşuna gidiyor. Hem seyircinin, hem yönetmenin, hem görüntü yönetmeninin de. Çünkü daha fazla resmi doldurabiliyorsun. Bu sinematik olarak da hani oyun için, perspektif için, kadrajdaki öğeler için de değerli bir şey olduğu için çok uzun süreler kullanılıyor. Ta ki şeye kadar, dijital kameralar çıktığında widescreen zaten sensörlerle geliyor. O 16:9 aspect ratio değişiyor. Hani 4'e 3'ten artık 16:9'a geçtiğimiz zaman biraz gözden düşüyor. Çünkü zaten artık kullanabiliyorsun gibi oluyor. Bir de 16:9'da anamorfik lensler doğası gereği 4'e 3'e göre tasarlanmışlar. Evet. Yani sıkışık olması gerekiyor. Şimdi 16:9'da da onu kullanabilmen çok olası olmadı. Hani hem 16:9'a bir de 4'e 3 bir şeyi sıkıştırdığın zaman böyle çok ortada garip bir aspect ratio çıkıyor. O sebeple biraz gözden düştü bir dönem ama sonrasında tekrar 4'e 3 ve anamorfiye yatırım yapılmaya başlandı. Bu da ilk yapan Arı'ydı galiba. 4'e 3 bir şey çıkarttı zaman anamorfikler tekrar gündeme geldi. Çünkü artık daha verimli kullanılabilir hale geldik. Anamorfin yaptığı şey şu aslında kabaca. Bizim şu anda kullanmamızın yani sektörde talep görmesinin sebebi. Zaten sinema perdesi biliyorsunuz ki widescreen. Evet. Hatta bizim kullandığımız televizyonlardan da daha geniş. Yani televizyonlar yani 16:9 iken sinema perdesi 2:40 gibi çok daha geniş bir şeye sahip. Bu 2:40 tam bunu doldurabiliyor. 2 bu da sebepten öte. 2:40 dediğin ne abi? 2:35-2:40 yani tamamen şeye denk gelen. Hani 16:9 şu kadar bir genişliği sağlarken 2:40 biraz daha büyük. Anladım, yani bir birim boy 2:35 enden bahsediyoruz. Enden bahsediyoruz. 2.35, 2.40, 2.90 küsür diye bir şey vardı sanırım. Buradaki mesele şu, benim tercih ettiğim sebeplerden en önemlisi, yani anamorfikte geniş resim elde ederken aslında mesela şöyle tarif edeyim, bir 35 lensle çektiğiniz ya da 24 ile 16 ile çektiğinizde genişledikçe resim keskinleşmeye ve alan derinliği kaybolmaya başlar. Lensten kaynaklı. Hani lens zaten geniş lensler biliyorsunuz ki hani alan derinliğini yok eder bir yerden sonra daha keskin bir görüntü ortaya çıkar. Anamorfikte ise 80-85 ile 24 gibi bir resim elde edebilirsiniz. Ama o 85'in verdiği softluk hala duruyordur. Ve alan derinliği duruyordur. Hani anamorfin kabaca yaptığı şey aslında 80 yani o şeylerle değişir. Anamorfiklerde X diye bir şey vardı. Hani 1.3X, 1.8X, 2.0X gibi. Mesela 2.0X'den bahsedersek 2.0 bir anamorfikle 85 ile çektiğiniz aslında 35-40 gibi milimetre gibi bir resim elde edersiniz. Onun bakış gibi açısını verir. Evet ama hani o softluk da yanınızda kalır. Hani en kaba tarifi bu aslında. Evet. Alan derinliği de 80'in darlığını tabii alıyorsun ki, aslında. Onun darlığını alırsınız. Ve onun dışında hani neler var anamorfin kattığı? Bir bokehler çok değişir. Normalde spherical lenslerde yuvarlaktır bokehler. Anamorfikte biraz daha oval olur.
Artı lens flare'ler spherical lenslerde daha yuvarlakken anamorfikte çizgi haline dönüşür. Sen bunlara da bayağı bir baktın biz test ederken. Evet. Işıkları gezdirdik arka tarafta o flare'lar nasıl oluşuyor diye. Ya biraz da o lensin de testiydi. Hani ikisini beraber test etmiş evet. olduk. Biz burada şeyi kullandık bu testlerde. Ki en uygun bu kameraya oydu. Full frame anamorfik lenslerle, Kukun full frame'leriyle denedik. Çünkü şu an piyasada onun kadar geniş başka şey yok. Hani full frame'e yakın. İmaj dairesi onun kadar evet, geniş. Evet, geniş yok. Normalde piyasadakiler hep 0.35. 46 milimdi teknik özelliklerinden evet, 46 bakmıştım. Milimetre. 46 milimetre. Ki o bile şey geldi. O bile küçük hafif, geldi. Evet, küçük geldi bizim sensör. Ya tabii bu sensör filmik üretilmediği için daha bu sensöre göre sinema lensi daha üretilmedi. Hani çok büyük bir sensör. Yani evet. sektördeki en büyük sensörlü kameradan bile daha büyük sensörü. Hemen bir galiba hemen. 65 var değil mi? Arri 65 Alexa'nın var. Alexa'nın 65'i var. Onu tabii test edemedik. O çünkü üretilen bir kamera değil. O hani Arri'nin kendisinin özel projelerde kendi kiraladığı bir kamera. Bir o var ama o da çok yekpare bir sensör değil. Ha. Yani o birkaç sensörü bir araya getirerek oluşturulmuş bir sensör. Yani yekpare bir sensör değil. Yani bu yekpare olarak aslında en büyük sensör. Video çekebilen en büyük sensör. Yekpare hani dersek doğru olur evet yani yanlış değil. Tabii. Ya onun dışındaki sensörler şimdi sensör çok büyük. Bir de bu sensörü bir de anamorfik denemekteki isteğim şu yöndeydi. Bu sensör yanlış hatırlamıyorsam 3'e 4 galiba değil mi? Bu 4'e 3 evet. Yani 4'e 3'e çok yakın bir şey. Hani tam 4'e 3. Tam 4'e 3. İşte o sebeple de hani o anamorfin ihtiyacını aslında tam karşılıyor. Yani onun dışında tam karşılayan bir de Arri'nin kendi sensörü 4'e 3. Alexa'nın. Alexa Mini'nin sensörü 4'e 3 mesela. Anamorfikte çok güzel çalışıyor. İşte bu yüzden ben ilk söyleşimizde bu Murat abiyle, Murat Esibatır'la yaptığımız söyleşide de hatta. O zaman denemek istediğini söylüyorum. İlk dedim zaten elime ilk aldığımda ben bunu bir anamorfikle denemek istiyorum. Hani bir anamorfik testi mesela denemek istiyorum. Tabii çok heyecanla merak ediyor. Aynen. O sonucu ne olacağını bir test etmek istiyorum. Kısmet bayağı zaman sonra denk geldi ama. Zaman içinde GFX sistemin video alanındaki kapasitesi de genişledi. Yani ilk çıktığı zamanlar RAW video çekemiyordu. Sonradan RAW formatları gelmeye başladı kayıtçılarla vesaire beraber. Aslında senin çalıştığın alana, sektöre daha bir hizmet edebilir hale geldi bu sistem. Yani tabii şimdi onun önemli. Hani benim oradaki en önemli ama şey hem RAW çok önemli hani bizim için. Sinema perdesine ya da dijital medyaya bir şey üretecek yani YouTube'dan bahsetmiyorum işte Netflix'i vesaireydi. Hani oranın da standartları var ve o standartlarda çekmen gerekiyor. Evet. Ve onun dışında post sürecinde de senin RAW'a çok ihtiyacın var. Hani piksel kalitesi vesaire anlamında da hani aynı zamanda oynayabilmek işte Kelvin'i sonradan değiştirebilmek hani koşullar gereği posta seni daha esnek bırakması için RAW çok önemli. Yani yarı amatör işler de yapıyorum sonuçta ben de YouTube'a da iş yapıyorum ama o işlerde RAW'u çok önemsemiyorsun ama hani sinema perdesi ya da reklamdı, dijital medyada gibi işlerde muhakkak ki RAW çekmen gerekiyor yani. Çünkü onların post prodüksiyon süreçleri daha ağır. Değil daha mi? Daha ağır, çok daha çok işlem gerekiyor. İşte VFX süreci var. İşte bir şeyler silmen, bir şeyler eklemen gerekiyor. Yani resmin kalitesini daha da mümkün olduğu kadar yükseltmen gerekiyor. Tabii. Yani veriye ihtiyacınız var oradasın temel olarak. Yani post prodüksiyon ne kadar rahat oynanabilen bir şey çekebilirsen o kadar avantajlısın yani ki zaten kurumların da senden talepleri var. Hani iş yaptığın kurum da senden RAW çekmeni bekliyor. Yani o da sana zaten bunu şart koşuyor. Yani keza Netflix örneğinde olduğu gibi. Hani o sana belli bir çekim standardı söylüyor ki onun altına inemiyorsun zaten yani. Evet. Peki Arda, orta format sensörün, şimdi GFX'in üzerindeki sensör 44x33 milimetrelik. Aslında full frame dediğimiz sensörlerden 1.7 kat daha büyük. Hatta sizin daha eski süper 35 milimetre dediğimiz sensörlerden de yaklaşık 4 kat daha büyük bir sensör. Bunun sizin çalıştığınız sektör için ne gibi avantajları olabilir? Yani şimdi iki taraf, zaten şimdi sensör büyüdüğü zaman bir zaten en büyük şey yani ışık algısı büyüyor. Evet. Yani o bireysel testlerde de gördüğümüz gibi zaten hani bu sensörün ISO değeriyle yani 800 ISO'suyla işte atıyorum T4'ün 800 ISO'su aynı şey vermiyor. Yani tabii ki bunun o sensörün ışık algısı bambaşka bir boyuta çıkıyor. Bu zaten başka bir şey ki artık sektör ve dünya da şeye dönüşüyor. Yani bu LED ışıkların da çıkmasıyla ışık yapmak, aydınlatmak değil. Tasarım yapmak, tasarım az ışık yaparak tasarıma yönelmek. Ve bu içinde tabii ki daha büyük sensör ve daha iyi ışık algısı gereken kameralar. Hani zaten sektörde oraya doğru gidiyor. Şimdi bu önemli bir avantaj. Orada sizin gibi çalışanlar o esnekliğe sahip olmak istiyorlar. Tabii şimdi büyük ışıklar yapmak hem zaman hem maliyet.
Hani bir yani biliyorsun ki abi hani bir lamba yakmak yani 5 lamba yaktığın zaman 5 tane daha yakman lazım çünkü her lamba bir gölge yaratır. O gölgeyle cebelleşmen gerekir. İşte aydınlatmakla uğraşmak mesela 6 saatte sürebiliyor bir yeri, bir mekan tasarımı. Ama şimdi ışık algısı olan bir yer. Çünkü biz orada amaç sensörü doyurmak, bir yandan da tasarım yapmak. Hı hı. Şimdi zaten ışık algısı yüksek olan bir kamerada bu sefer sensörü doyurmakla ilgili bir çaban kalmıyor. Senin sadece oradaki atmosferik ışıkla ihtiyacını ve daha az lambayla, daha küçük ışıklarla, daha zaman tasarrufu elde ederek, taşıması kolay. Yani, bir de öyle bir avantajı. Tabii ki elektrik ihtiyacın az. Hani hem ekipmanı ve ekibi küçültüp daha verimli sonuçlara ulaşabiliyorsun. Daha kısa zamanda ki bizim gibi ülkelerde hani biz zamanla yarışan ve yani bütçelerimiz gereği çok çok geniş çalışabilme imkanı bulamayan yine bir ülkedeyiz. Bizim için çok önemli tabii sensör ışık algısının daha yüksek olması. Daha çok ışık, daha çok ekip demek. Daha çok ekip, daha çok para. Zaten biz her halükarda işi zaten o zaman aralığında çekmekle yükümlüyüz. Doğal olarak hani ben tasarımla daha fazla uğraştığım zaman daha iyi bir iş çıkartabiliyorum. Hani ışık yakmakla değil ama iki tane lambayla zaten sensör doyuyor. Hani ufak tasarım yaparak daha verimli iş çıkartabiliyoruz. Yani bu çok önemli. İki, sensör büyüdükçe perspektif algın da büyüyor. Hani genişliyor. Yani 3D algısı daha da artıyor. Evet. Şimdi bu avantaj mı dezavantaj? İkisi birden var. Hani bunu doğru kullanmak lazım. Hani bu arttığı zaman şimdi bizim de adapte olmamız gerekiyor. Bu sefer senin yapacağın ışın tekniği de değişiyor. Yani mekanı daha geniş, daha farklı, seyirciye daha doğru gösterebiliyorsun. Ki bu şey de çok barizdir hani. Broadcast kameralar biliyorsun işte 1/3 inç. Çok ufak sensör. Ve her şey düzdür yani. Evet. Hani, orada çünkü alan derinliğiyle uğraşmak istemiyor. Sebep o yüzden zaten yapamadığından değil ama her şey düzdür. Ama şimdi sinema kamerasına geçtiğin zaman alan derinliği artar ki bunda da hem alan derinliği hem perspektif yani 3D algısı da artıyor. İşte doğru kullandığın zaman çok iyi bir şey. Ama işte bu sefer de şey devreye girebiliyor işte. O kadar büyük bir alan derinliği ki alan derinliği de arttığı için netlik takibi konusunda sorunlar yaşama tabii, riskin var. Tabii onun kontrolü bir problem haline dönüşebilir. Belki. İşte evet. O yüzden de hani bir aksiyon filminde mesela tercih etmeyebilirim ama hani durağan ve daha landscape çekilen bir filmde çok çok büyük bir iş çıkartabilir. Yani işine göre aslında gene kamera tercih etmek lazım her ama avantajları çok çok büyük var. Hani bizim testlerde de yaşadığımız çok basic bir lambayla grensiz çok temiz bir görüntü elde edebildik yani. Bu da tabii özellikle daha ufak ekiplerde yapılan işler için çok büyük bir... Büyük ekipte de aynı şey keza. Şimdi dünya da buna dönüyor. Bir sürü usta görüntü yönetmeni de mesela artık hani iki tane ledle sahaya çıkmak istiyor. Böyle bir aslında... Özgürlük istiyorsun. Hani, evet anladım. Çünkü sen hani Hollywood... Trend bu yana doğru gidiyor. Yani Hollywood da olsan bir sokak çekiminde bütün sokağa lamba yapmak 3 günlük iş. Ama onun yerine yüksek algılı bir şeyle sen sadece karakterini ufak aydınlatmanla çünkü zaten sen zaten bir sokağı aydınlatırken doğalı yakalamaya çalışıyorsun. O doğal ışık algısını böyle bir sensörle yakalayabildiğin zaman faydayı orada görmüş tabii ki oluyorsun. Yani sen zaten hani amacın senin nedir orada? Bir sanat cadde sokak çekimi yapıyorsan sen doğalı yakalamaya çalışıyorsun. Yani doğal ışığı yapmaya çalışıyorsun. Ama sensör doysun diye de her yere sen kendi ışıklarını takıyorsun. Ya şimdi birkaç günlük işken sen zaten senin sensörün orayı aydınlatabiliyorsa senin o zaman orada senin yapman gereken hani aydınlatmadığı noktalarda doğalından da farklı istediğin yerlere tasarımsal lambalarını koymak. Ya bunu dünya da bunu istiyor zaten. Ya o yüzden de bu orta segment kameralar için iyi bir çözüm. Hani çünkü yüksek ışık algısı, yüksek ISO'ya çıkabilme yeteneği de ki sensörde de o var. Hani yüksek ISO'larda da iyi performans verdi. Onu da denedik zaten. Ben ilk zaten onu denemiştim. Hani 12.800'lere kadar çıkarak bir test yapmıştım. Evet hatırlıyorum. O testte de iyi bir verim vermişti. Yani gren zaten olur. Hani o ayrı bir konu ama bir de grenin şeyi önemli. Ne kadar olduğu. Hani bunun seni rahatsız edip etmediği. Bir de color gren dediğimiz şey var mı? Hani zaten siyahta ve yani siyahta gren olur. Bunda bir sıkıntı yok ama renkli gren zaten temizleyemediğim bir şey. Renk yaparken o senin renk yapmanı engelleyecek. Engel. Çok büyük mi? Bir engel ve o renkli gren zaten şeydir hani izleyeni de rahatsız eder. O artık resmin bozulduğu anlamına gelir. Hmm. Siyah gren zaten temizlenebilir ve aslında sinematik olarak benim bireysel olarak hoşuma giden de bir şey. Doğal bir görüntü. Doğal bir görüntü. Görüyor. Ya bu kamerada mesela o gren seviyesi iyi. Şimdi rakip olarak değerlendirdiğim sinema kameralarından çok daha makul bir fiyatta. Üzerine şimdi sinema lensi takıp denedik zaten biz. Ve zaten onu da hani sinema perdesinde görelim. Hani testin tam amacına ulaşsın. Biz bunu perdede görelim. Şimdi ona geleceğim. Şimdi anamorfik lenslerden bahsettik. İşte GFX'in orta format sensöründen de bahsettik. Şimdi bunları birleştirince ortaya ne çıktı? Ne gördün? Ya şimdi şu. Zaten taktığımız lens zaten karakteri gereği soft lens. Evet. Ki ben bireysel olarak soft sevdiğim için. Hani sinemada özellikle.
Bu kameralarda benim en büyük merak ettiğim şey şuydu işte. Kamera kendisi gereği fotoğraf makinesi olduğu için biraz keskin sensörlere sahip. Yani işlemciyi ona göre tasarlıyorlar. Sizler pek sevmiyorsunuz. Bizler keskin demeyelim görüntü. Aslında hani ben pek sevmiyorum ama seven görüntü yönetmeni de çok fazla var. Aslında tercih bu. Ya yani benim bireysel olarak hani ben sinemada keskin bir görüntü beni rahatsız ediyor. Senin çok güzel bir tabirin var. Göz yakıyor abi. İşte biraz evet seyirci rahatsız ediyor. Göz yanıyor. Göz yanıyor. Yani bir seyirci uzun süre o kadar keskin ki uzun süre dediğim bir film bir saat, bir buçuk saat, iki saat. Tabii. Ve o kadar süre, o kadar keskin bir görüntüye maruz bıraktığın zaman seyirci bir algısı zaten yavaş yavaş gitmeye ve fiziksel olarak rahatsızlanmaya başlıyor. Benim de o yüzden ben izleyici olarak da soft sevdiğim için yani o kadar keskin bir görüntüye ihtiyacı yok sinemanın. Hikayeden de uzaklaştırıyor o kadar büyük bir perdede. Bu sefer resmin oradaki kelebeğe, oradaki bir şeye bakıyorsun ama odağımız o değil. Oradaki oyuncuyken öyle bir keskinlikte her yere gözün kaçıyor ister istemez. Yani hikayenin içinden seni kopartmaya başlıyor. Bu benim dediğim gibi bireysel görüşlerim. O yüzden Kuk'u tercih ettik. Hani Kuk'la denemek istedik ki bizim bir sonraki belki filmlerimizde de hani kullanmayı niyetlendiğimiz bir lensti. Karakter gereği soft bir lensti ve kameranın da o benim sevmediğim keskinliğini kırdı. Bu iyi bir hani özellikti. Bu okey. Hani bunda bir yani amacına ulaştı aslında. O lensle beraber verimli çalıştı. Burada şu handikap oldu sadece. Kamera doğal olarak bu kamera hani video özelliklerinde 4:3'e göre tasarlamamış. Tabii. 16:9 ve 17:9'a göre tasarlamış. Şimdi tabii ki 17:9 ve 16:9'da da anamorfik çektiğiniz zaman daha az bir alanı kullanabildik. Hı hı. Ama bu dezavantaj aslında bizi şöyle rahatsız ediyor. Yani bizim için bir sıkıntı olmadı çünkü şöyle bir sayı var. Zaten kullandığımız lens yani sensörün büyüklüğü gereği zaten kenarlardan lensi gördüğü için zaten orayı croplamamız gerekecekti. Ondan da bahsedelim. Tam bir bilgi vermek lazım. Şimdi bu makinenin sensörü diagonal olarak 55 mm. Bizim taktığımız Kuk'un 46 mm'lik bir imaj dairesi vardı. Biz çekimleri zaten bunları da aralara yerleştireceğiz seyircilerimiz görsün diye. Kenarlardan aslında bu lensin ufak o imaj dairesinde gördük. Şimdi şöyle zaten anamorfiklerin çoğunda karakter gereği zaten vinyet var. Hı hı. Yani ufaktan oluyor hani bu lensi artık içinde çok fazla mercekleri bozmaya yani bozuk bir görüntü elde ettiği için ufak bir vinyet görüyorsun. Şimdi bu yani sensör o kadar da büyük olduğu için artık lensin kendisini de görmeye başladık. Evet onun sınırları sınırlarının dışına çıktık çünkü. Ve doğal olarak bunu croplamamız gerekti. Yani biz lensi 2.40'a oturttuğumda aslında hani standart aradığımız özelliğe %25 gibi bir crop yapmak durumunda kaldık. Ama zaten şöyle oldu işte hani ben zaten sensörün gördüğünün kadarını cropladığımda o tak diye oturmuş oldu. Bu da artık şansımız mı oldu? Bir şey oldu hani o anda ben o hani gördüğü kadarını croplayıp oturttuğumda zaten o 2.40'a denk geldi. Biz kaç tane lens denedik? Biz 4 lens denedik. Zaten anamorfikte de hemen hemen lens setleri 4 ya da 5 olur. Çok geniş anamorfik lensler yapılmaz mesela. Yani 16 anamorfik lens yapılmaz. Vardır. Bizim en genişimiz 40'tı. 40. 40'ta gördük. 40'tı. Ya hepsinde gördük. Ama 40'ta lensin kendisini de görüyorduk. Gördük. Ondan sonra yavaş yavaş azalmaya başladı. Ondan sonra bizim 50 vardı, 75 vardı, 100 vardı. Yani 100'de de artık şeyi görüyorduk hani sadece vinyetini görüyorduk. Lensi görmüyorduk. Evet. Ya ama cropladığımızda hani bizim için yeterli bir boyutta çünkü 4K çektiğinden kaynaklı. Bir de şurada şu avantaj da var. Şimdi bu sensör 11K kadardan 4K'ya küçülttüğü için zoom yaptığındaki bozulma daha da az oluyor. Evet. Bu kendi sensör yapısından dolayı 11K görüntüyü 4K'ya downsample ederek veriyor. Bu mesela X-T4'te 6K'dan 4K'ya downsample ediyor. İşte bu zaten şey zoom yaptığında bozulmayı da daha az indiriyor. Hani ki ben bayağı da zoom yapmıştım şeyde hatırlarsan sinema perdesinde. Evet. Yani %400 zoom'da falan bozulma görmeye başladık. Şimdi abi onu da soracağım. Biz bu testleri yaptıktan sonra sen dedin ki ben bunu monitörde görmem yetmez. Bunu aslında bir sinema perdesinde bizim görmemiz lazım. Çünkü ileride bir işte kullanacaksak bu sinema doğru, perdesinde test o yani. Evet gösterilmesi lazım. Biz de bunu bir sinema perdesine aktardık. Orada gördüğün görüntüden memnun kaldın mı? Memnunuz. Yani beklentinin üstünde. Hani ben bu kadar da beklemiyordum işin aslı. Hani gren seviyesi gayet organik. Rahatsız etmedi. Renk algısı iyi. RAW çekmiş olmanın daha getirdiği avantajlar var. Hani Kelvin'lerle de keza oynadık. Onları da işte yani herhalde göstereceksiniz. Tabii. Yani full tungsten çektiğim bir görüntü full daylight'a çevirdiğimdeki sonuç
yeterli. Sinema perdesindeki sinematik doku bizim için yeterli. Önemli. Evet. Yani o normal bir sinema kamerasıyla çektiğinde aldığın çok görüntüye yakın. Çok yakın. Çok yakın. Tamam. Yani tabii ki şimdi her kameranın kendi karakteri farklı. Tabii ki bu bir tık daha dijital. Çünkü sonuçta bu bir sinema kamerası değil, bu video kamera değil. Ya bunları şimdi aletin bir, cihazın bir fotoğraf makinesi olduğunu düşünürsek çok üstünde bir performans sergiledi. Ama tabii ki bu testleri bizim biraz daha derin yapmak istiyoruz. Hani planımız da var. Hani evet. Biraz da landscape, bir doğa, bir şeyler daha yapalım. Tabii ileride belki bir dış çekimler i̇şte yapıp onun üzerine de bir konuşmak gerek. Ama şu anda bizim kapalı, kontrollü bir ortamda çektik bir de biliyorsun. Dynamic range vaat ettiği gibi olmasa da kurtarır seviyede yeterli. Ama bu vaat edilen biliyorsun ki bütün kameralar için geçerli bir kural. Hani her kamera belli bir vaatte bulunur. Sen hep bahsedersin. Sinema ama. Kameraları da der. Hani ben bu dynamic range'deyim ama maalesef ki asla öyle değildir. Ben sana hatta söylemedim. Abi işte 14 bit dinamik aralığı var. Abi o öyle değil. Biz bir test edelim de anlarız kaç bit olduğunu diye. Yani, senle aramızda konuşuruz. Zaten. Şeydir çünkü o çok kontrollü ortamlarda test edilmiş bir dynamic range aralığı söyler sana kamera. Bütün teknik özellikler. Onun hepsi öyle. Yapıyorum. Bu arada bunun içinde Red'i de aynısıdır. Sony'si de aynısıdır. İşte Arri'si de aynısı. Hepsi aynı matematik çalışır yani. Ama bu dynamic aralık bizim için stüdyo ortamında yeterliydi. Hani ki biz stüdyoda çok büyük ışık da yakmadık bu arada. Hani gayet basit 2-3 tane lambayla. Hani kaç watt yaptık? Valla sizin ledlerin wattları ben kestiremiyorum ama gene Godox'un ışıklarıyla yaptık. Bir tane 150'lik vardı. İki tane 150'lik vardı. Bir tane de sizin tüplerden götürmüştük. O kadar 3 tane ışık yaptık. Evet, evet, ve onları da %10, %20'lerde kullandık. Evet. Sen özellikle daha düşük ışığı düşük ışıkta bir tane hatta dynamic range'i denemek adına hani arkaya bir tane koyduk ki onu da full açtım bazen. Hani, ha, onları da evet gösteriyor. O hani inebiliyor mu? Ne kadar geri geliyor? Ben sonra ne yaptığınızı çok anlamıyorum ama niye böyle sonra şey? Anlatınca anladım. Bir de hani tam sensöre gelen hani yüksek bir kaynakta hani sensörün tepkisi ne oluyor? Bir de tabii lensin de bir bokeh'ini, şeyini, ışık algısını anlamak için. Bir de ayrıca anamorfikte onu es geçtim. Şimdi anamorfik lenslerde diyaframlar şeydir hani 2.4, 2.8 hatta 4.5 hani çok açık diyafram olmaz. Normal sfer lenslerden olmaz daha yani farklı. 1.2, 1.4 gibi diyaframlara inemez anamorfikler. Şimdi o yüzden anamorfik lens kullandığı zaman zaten senin yüksek ışık algısı gereken bir sensöre ihtiyacın var. Ya da çok fazla ışık yapmaya ihtiyacın var. Hani o sebeple de aslında ışık algısı yüksek bir sensör daha verimli çalışır. Çok. Ya o sebeple de bizim işimize yarayan bir sistem oldu. Aynı zamanda şey de diyebiliriz hani kompaktlık, küçük. İki şeye gelebildi. Sizin o kafes sistemleriyle de bizim diğer ekipmanları takabileceğimiz hale gelebildi. Evet. Siz çünkü bir kamerayı aldığınız zaman o kadar çok ekipman bağlıyorsunuz ki. Sağlam kalması işte, gerekiyor. Monitörü yanına, işte altına tripod yanına, elcik vesaire falan. İhtiyaçlar çok fazla o alanda. İşte o sebeple de hani o ağırlığı ve o şeyi taşıyabilmesi gerekiyor ki bunu tek başına üstüne takabileceğin şeyler değil. Ya o kafes sistemiyle de hani belli bizim sistematiğimize gelebilecek hale gelebildi. Tabii, tabii. Peki şimdi bizim bu testleri yapmamızın aslında iki amacı vardı. Bir tanesi GFX sisteminin işte böyle bir lens grubuyla beraber nasıl sonuç vereceğini görmek istiyorduk. Bir de sizin ilerleyen dönemde gerçekleştireceğiniz bir proje var. O projenin içinde kullanılıp kullanılmayacağını aslında birlikte test ettik. Oradaki tam nihai olmadığını biliyorum kararını çünkü dışarıya. Daha dedik işte dışarıda çekim yapacağız falan ama hani ilk izlenimlerin ne acaba hani pozitif negatif ne düşünüyorsun? Abi şöyle şimdi pozitif izlenim şu şimdi piyasada bir anamorfik setup kurmak hani bir şey çekmek için kurmak çok çok yüksek yani normal bir sistemden daha pahalıya geliyor. Hem lensler çok pahalı ona göre kamerayı alman lazım vesaire vesaire post prodüksiyon süreci de dahil olmak üzere. Ciddi normalinin hani bir %60-%70 daha fazlasına mal oluyor. Şu an piyasaya da gelmiş orta segment ve daha uygun sinematik anamorfik lensler de var. Hani Cook kadar pahalı değil ama işte PS Teknik gibi hani daha elde edilebilir ve daha ucuz yollu lensler de var. Öyle bazı o projeler için kullanılabilir benim şey öngörüm. Hani daha orta segment daha bütçesi daha uygun hale getirmek için kullanılabilir. Sinema için de kullanılabilir. Özellikle bağımsız sinema. Bağımsız şey, sinema için kullanılabilir tabii. Hani o sebeple daha sistem yani daha kompakt olmak. Çünkü o sistemde ekipler de küçülüyor. Tabii. O amaçla verimli çalışabilir sonucuna elde ettik yani bence. Yani daha böyle ama hani bu şey demek değil. Hani dediğim gibi uzun metrajlı bir filmde, bütçeli bir filmde kullanılmaz değil.
onda da kullanılabilir ama dediğim gibi o teste de bir iki tık daha bir şeyleri denememiz daha lazım. Senin ikna olman için bizim biraz daha çalışmamız lazım. Estağfurullah. O değil aslında da. Şimdi kontrollü bir ortamda kullandıktan sonra kontrolsüz ortamlarda da aslında kameranın ne yaptığının dışında bir de benim en büyük handikapım bu kamera altından kalkarım. Onda bir problem yok ama bu kadar ekipman takınca ne olacak üzerine ve koşturduğumuz zaman ne sonuçlar verecek? Tabii. Sağlamlığı işte sahada o kadar malzemeyi taşıyabilmesi ve uzun süre çalışabilmesine neler olacak? Sizin biliyorum yani sonuçta o kadar çok şey bağlıyorsunuz ki bir kameranın etrafına. İşte oradaki kablosu çıkacak mı, o bir problem yaratacak mı sana, monitörü bağladığın bir şey. Bir omuzu aldığında hani o verimli çalışacak mı? Evet. Hani onları daha deneyemediğim için çok bir şey diyemiyorum ama hani özünde bir reklam projesinde, bir klipte, bağımsız bir projede tercih edebilirim. Yani o da daha aslında daha da işime gelir kompaktlığı. Bizim öbür projemizde de biraz çok fazla sağ çekimi var. Çok fazla böyle araç çekimleri, aktüel çekimler çok fazla. İşte onları denememiz lazım. Onun altından kalkabiliyor mu alet? Kameranın teknik özellikleri anlamında değil, bağladığımız cihazlarla uyum sağlayabiliyor mu? Ergonomik olarak bizi, çünkü orada hani onun bir vidadan çıkıp düşmesi demek hani başka bir şey. Orada bir sahnenin tekrar çekilmesi. Ya da ona cihazın kendisine zarar gelmesi anlamına da gelir. Hani bunları bizim bir daha bir üzerinden geçmemiz lazım hani tam olarak anlayabilmek adına. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Büyük emek sarf ettin abi. Bu testleri yaparken bizlere destek olan Film Marka'ya ve Atlas Post Prodüksiyon Stüdyosu'na da çok teşekkür ederiz. Yeni bir videoda ilerleyen zamanlarda bununla ilgili, GFX'le ilgili yapacağımız dış çekimlerin sonucunu da tekrar Arda ile birlikte olup onu da sizlere aktarmak istiyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Teşekkürler.